Do Not Disturb. Cem Yılmaz'ın yeni filmi Do Not Disturb, yıllardır alışageldiğimiz Cem Yılmaz filmlerinden çok farklı bir havaya sahip. Son yıllarda Cem Yılmaz'ın artık eskisi kadar komik olmadığı eleştirileri yapılırken, kendisi de bu eleştirilere karşılık farklı bir tür yapmaya karar vermiş gibi görünüyor. Film komedi dram olarak tanıtıldı, fakat ben izlerken aşırı derece gerildim filmde. Filmin temposu sonlara doğru çok ağırlaşıyor ve adeta bir psikolojik gerilim filmi haline geliyor. Filmin en beğendiğim özelliği kesinlikle sinematografisi oldu. Son zamanlarda izlediğim en iyi sahneler olabilir. Ayrıca mekan tasarımı da çok güzel olmuş. Film tek mekanda geçtiği için özel bir çaba sarf edilmiş. Kara komik filmlerden hatırladığımız Isaac, gemideki işinden ayrıldıktan sonra psikolojik bir çöküntüye girer. Denizlere alışmış olan Isaac, karaya bir türlü alışamaz. Kendi tabiriyle milleti deniz tutar, beni kara tutuyor der. Isaac hiçbir zaman kusurlarıyla barışık olan bir karakter olmadı. Zaten ilk filmde dişlerini yaptırmak için para biriktiriyordu. Kusurlarını kabul edemeyip kendini değiştirmeyi isteyen Isaac, sosyal medya motivasyonlarını dinlemeye başlar. Buradaki sorun şu, Isaac 50 yaşında birisi. 50 yaşına gelmiş bir adam sorunlarını bu kadar dert edebilir mi? Veya sorunlarını kabul etmek yerine değiştirmeyi neden ister? 50 yaşından sonra çok karizmatik, hayallerindeki gibi bir insan olsan ne olur ki? Kimse dönüp dikkat bile etmez aslında. Isaac, kusuru olan dişlerini saklamak için maske takar. Konuştuğu kişiyle bir iki diyalogdan sonra maskeyi çıkarır ve hiç sorulmadığı halde "Dişleri sipariş ettik, gelecek" der. Oysa kimsenin umurunda bile değil Isaac'in dişleri. Annesinin evlenmesi için görüştüğü komşu kızıyla aynı otelde işe başlayan Isaac, kız ile tanışmak için yanına gider. Karşısında çok güzel bir kız vardır. Isaac kendine bakar ve "Bu kız bana bakmaz" psikolojisine girer. Kız da çok olumlu bakmaz bu duruma zaten. Ama işte her insanın bir kusuru vardır. İnsanı insan yapan kusurlarıdır. Hiç kusursuz bir insan gördünüz mü? Komşu kızı tek ayağından sakattır ve topallayarak yürür. 10 dakika önce ezik bir şekilde kızla konuşmaya çalışan Isaac birden kızdan soğur. Isaac birden dört dörtlük bir insan olarak görür kendini. Tek kusuru olan kızı kendinden aşağı görür. "Ben buna mı layığım?" der. 50 yaşında kusurlarıyla barışamamış, sosyal medya bağımlısı, çirkin, şişman, ilaç bağımlısı biri. Kendi kusurlarını bir anda unutuverdi. İnsan ulaşamadığı şeylere hep daha fazla ilgi duyar. Bir söz vardır. Komşunun çimi hep sizinkinden daha yeşildir. Dünyalar güzeli bir kızın ona bakmayacağını anlayan Isaac, uzaktan uzağa kızdan hoşlanmaya başlamıştı. Ama kızın da kusurları olduğunu görünce birden soğudu. Çünkü kız ona biraz daha yaklaşmaya başlar. Onunla biraz daha ilgilenir ama Isaac tersler. Elde ettiğini düşündüğü kız onun için artık önemli değildi. Artık başka kızlara bakmak istiyordu. Çok vasat ve ezik bir karakter Isaac. Film bu konu dışında sosyal medya bağımlılığı konusunda da bir eleştiri yapmaktadır. Ama birden fazla konuyu üst üste anlatınca biraz kopabiliyoruz filmden. Genel olarak bakıldığında izlemesi keyifli bir filmdi. Film 10 üzerinden 7,5 verebiliriz.